Herkese merhaba. Basketbol kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Koç. Bugünkü basketbol eğitim videosunda sizlere nasıl basketbol antrenörü olur onun hakkında sohbet edeceğiz. Evet, herkese merhaba. Tekrar basketbol kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz eğitim videoları yapıyorum, basketbol eğitim videoları. Bazen saha içinde oluyorum, bazen saha dışında böyle sohbetlerim oluyor. Bugün de size güzel bir sohbet edeceğiz. Nasıl basketbol antrenörü olur? Onun hakkında konuşacağız. Öncelikle benim görüşlerimi alacak olursanız, basketbol antrenörü olmak için bence en başta basketbolcu olmak gerekiyor. Yani basketbol oyununu iyi bilmesi gerekiyor insanın. Bir takımda oynamak çok önemli. Bence takımda mutlaka oynaması gerekiyor. Çünkü basketbol antrenörü olduğumuz zaman oyuncularımızın nasıl davrandığını, psikolojik olarak nasıl düşündüklerini, onlar gibi düşünmeyi bilmemiz gerekiyor. Yani empati yapmamız gerekiyor. Bence en başta mutlaka biraz da olsa bir yerde basketbol oynamamız gerekiyor. Takımda olsun, kulüp takımlarında olsun, özel sahalarda en azından arkadaşlarımızla işte salon kiralayıp belki bir yerlerde olabilir. Belki mutlaka okul takımlarında oynamak gerekiyor. Basketbol topuyla haşır neşir olmak gerekiyor. Ardından basketbol antrenörü olmaya karar verdik. Ne yapacağız? Tabii ki de oyunculuktan kalan olsun, kendi hobilerimiz arasında eğer basketbol, onlardan kalan tecrübelerimizi tabii ki oyuncularımıza aktarmamız gerekiyor. Tabii bunları anlatmak için de iyi bir beden dili lazım, biraz da yetenek lazım tabii. Biraz da tabii bu çalışmayla oluyor, antrenman izlemeyle oluyor. Bir antrenörün yanında mutlaka, bir takımda mutlaka biraz olsun asistan koçluk yapmak gerekiyor. Tanıdığınız bir kulüp varsa mutlaka bu çok büyük avantaj sağlıyor. Böyle başlayabiliriz. En başta tabii basketbol antrenörü olmak için yani bir kulüpte başlayacaksınız. Kulüpte size işte en küçüklerden minik takım seviyesinde bir takım verecekler. Ondan sonra o takımları çalıştırmaya başlıyorsunuz. Küçük yaştan, minik yaştan başlayıp küçük erkek, yıldız erkek, genç erkek işte A takıma kadar artık devam ediyorsunuz. Basketbol antrenörü olmak gerçekten çok kolay değil. Çok özverili olmanız gerekiyor. Çok 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 zaman harcamanız gerekiyor. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız yani hemen hemen bütün zaten basketbol antrenörü bilir. Hemen hemen bütün günleri basketbol sahasında geçiyor. Oyuncularla geçiyor, maçlarla geçiyor. O yüzden çoğu zamanınızı basketbol ayırmanız gerekiyor. Basketbol antrenörü olmak için erken yaşta başlamak her zaman daha iyi. Aynı oyunculuk gibi olsun. Oyunculuk kariyeriniz bitmiş olsun. Ondan sonra kalkıp da antrenörlük kariyerine başlayabilirsiniz. Basketbol antrenörü olmak için de kulübe başladınız. Eğitim almak tabii ki önemli. Ne yapacaksınız? Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açtığı basketbol antrenörü kurslarına gitmeniz gerekiyor. Bu ne kadar sürüyor? Bir hafta olabilir. 10 gün olabilir. Fazla değil. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açtığı internet sitesinde aylık ya da 2 ayda bir, 3 ayda bir duyurular oluyor. Bu resmi sitede duyurulara bakıp ne zaman, şehrine hangi yakın bölgelerde basketbol antrenörü kursu açılmış bakabilir ve sana en yakın olan yerde bir antrenörlük kursuna başlaman gerekiyor. Özellikle eğer kendi şehrindeyse tabii ki de bu da çok büyük bir avantaj. Neden? Çünkü en azından günübirlik şehrindeki basketbol antrenörü kursuna gidip çok fazla masrafın olmadan sabah gidip akşam eve dönüp en azından basketbol antrenörlüğü kursunu bitirebilirsin. Yakındaki çevrendeki
Eğer açılan kurslara gitmen gerekiyorsa tabii bunun içinde de biraz yanında para olması gerekiyor. Yani biraz masraflı. Sonuçta gideceğin yerde kalman gerekiyor. Otel masrafları olsun, yiyecek masrafları olsun. Sonuçta bütün gün orada oluyor. Sabah giriyorsun, akşama kadar kesinlikle bir hafta boyunca devam ediyor. Bu kurslara gittikten sonra güzelce sınavlara giriyorsunuz. Sınavda da başarılı olursanız Türkiye Basketbol Federasyonu'nun verdiği antrenörlük belgesiyle artık basketbol antrenörü oluyorsunuz. Tabii olay bununla bitmiyor. Ne yapacaksınız? Kendimizi çok da geliştireceğiz. Boş durmayacağız tabii ki de. Devamlı maç izleyeceğiz. Antrenman videoları izleyeceğiz. Kendi takımımız için çalışmalar yapacağız. Kendi arkadaşımız mutlaka olacak, antrenör arkadaşımız. Onların takımları olacak. Onların takımlarını da izleyeceğiz. Çalıştırdığımız bir kategori varsa, arkadaşımın aynı kategori yaşlarında da varsa mutlaka onların antrenmanını izleyip onlarla beraber antrenman maçı yapacağız özellikle. Bunlar çok önemli. Böyle de basketbol antrenörü olunabiliyor. Tabii kendimizi geliştirmek için. Bunları mutlaka yapın. En başta dediğim gibi basketbol antrenörü nasıl olur? Bir, bence basketboldan gelmek çok önemli. Bunu en başta yapacağız. Basketboldan anlayacağız. Basketbolun ruhundan anlayacağız. İkincisi, bir kulübe başlayacağız. Kulüpte ufak da olsa birkaç ay ya da 4-5 ay çalıştıktan sonra federasyonun açtığı basketbol antrenörü kursuna gidip güzelce sınavlarımıza girip sonuçta belgemizi alacağız. Basketbol antrenörü böyle olunur. Dediğim gibi belgeyi aldık, iş bitmiyor. Mutlaka çok özveride bulunacaksınız, çok sabırlı olacaksınız. Özellikle minik takım seviyesinde bir dirili gösterirken mutlaka onun üzerinde çok fazla durmanız gerekiyor. Detaylar basketbolda çok önemli. Çünkü çocuğa nasıl alıştırırsanız büyüyene kadar çocuk öyle devam ediyor. Mutlaka bunların üzerinde sık sık duracaksınız. Gördüğünüz gibi size bu videoda nasıl basketbol antrenörü olunur onu anlattım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen videoma like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Her zaman da söylüyorum, benim için basketbol insanı öğretmek çok önemli. Kanalım sizlerle beraber büyüyecek. Bu videonun altına da istediğiniz basketbolla ilgili konular varsa, deliller varsa, sormak istediğiniz sorular varsa mutlaka yazın. Ben de onları cevaplayacağım. Cevaplamaya çalışacağım boş zamanlarımda. Böylelikle de sizle beraber sık sık iletişimde olacağız. O zaman daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.